Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğumuz bu erkek bere modelini anlatmaya çalıştım sizler için. Dikişsiz bir bere modelidir arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Çift taraflı tunus tığı ile ördüm. Bu şekilde bir tığ tercih etmemin sebebi dediğim gibi berenin dikişsiz olması. Fakat normal tek uçlu klasik bu tunus tığ ile de örebilirsiniz. O zaman ne olur? Tek parça halinde olur ve bir kenarından dikiş gider. Onun dışında bir farkı olmaz. Yani normal tunus tığ ile de örebilirsiniz beremizi arkadaşlar. Ölçü olarak şöyle hemen bakalım. Bu yetişkin için oldu. Hani genç, yetişkin, çocuk. Artık çocuk boyundan biraz daha büyükçe oldu sanıyorum. Şöyle hemen bir boyutuna bakalım. 23 santim uzunluğu var. Genişlik olarak da şöyle 23, 24 olsa 48, 49 santim. Ama tabii ki esneklik payı var gördüğünüz gibi. Rahat ördüğüm için, gevşek ördüğüm için gayet esnek ve kullanışlı bir model oldu. Daha küçük ya da daha büyüğünü örebilirsiniz. Videodaki anlatımımı değerlendirip ayrıca bere ölçüm tablosunda kullanarak istediğiniz yaşa yapabilirsiniz. Hani ya sadece erkek bere modeli derseniz, model hoşunuza giderse kız bebeklerde ya da işte kız çocuklarında, yetişkin bayanlarda kullanmak da isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki istediğiniz renkle yaparak. Modelimiz bu şekilde. Şimdi nasıl yaptık onu izlemeden önce videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyelim. Tabii ki desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdi beremizi nasıl yaptık onu izleyelim. Evet, elimde şu şekilde bir ipim var arkadaşlar. Gram olarak bakıyorum, 100 gramda 170 metrelik bir ip. 5-7 numara şeklinde tığ kullanılması önerilmiş. 6 milimlik tığım var benim. 6 numara, şöyle göstereyim. İki uçlu tunus tığı. Şimdi bununla yapacağım modelimi. Neden bununla yapacağım? Dikişsiz olmasını istediğim için. Tek uçlu da kullanabilirsiniz. O zaman ne yaparsınız? Tek taraflı örersiniz. Ve kenarından bir dikiş atarsınız. Hiç problem olmaz arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapacağımız baş çevresi santimine uygun zincirimizi çekeceğiz. Bunu yapacağınız kişi, çocuk ya da yetişkin kim olursa yanınızdaysa ölçerek çekebilirsiniz. Hani zinciri şey yapıp örüp baş çevresine dolayarak ölçebilirsiniz. Yanınızda değilse de bere ölçüm tablomuz var. Yorumlara yazarsanız tabloyu size link olarak bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi zinciri çekeceğim. Şöyle 50-51 santim civarı bir zincir çektim. 4-5 yaşa yapacağım ben. Tablodaki ölçüye göre çektim. Şimdi şöyle zincirimi düz bir şekilde getirip en baştaki zincirin içinden geçiyorum ipimi. Bu şekilde birleştirdim. Hatta şöyle yapalım. Oradaki tek parça kalmasın, ince bir tığ yardımıyla. Şuradan alayım. Tam ucu ucuna sıfır birleşmiş olsun. Bu şekilde ilmeğimi çekiyorum. Şöyle. Evet. Sonrasında sırasıyla her zincirin arasından bir ilmek çıkaracağım.
buradaki zincir gerilene kadar son noktaya kadar geldim. Şimdi başlangıç noktasından bir parça daha ip bağlayacağım. Dolanarak öreceğimiz için ikinci bir ipe ihtiyacım var. İkinci bir yumak kullanabilirsiniz ya da bir bere ortalama bir ipten çıkıyor arkadaşlar. İpin bir tarafına şöyle iç kısmından çıkarıp diğer tarafını da şöyle üstten kullanabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Bu da üstteki ucu. Şimdi bunu şuradan bağlayacağım. Şişimin diğer tarafına geçiriyorum. Başlangıçta da söylediğim gibi iki uçlu şiş kullanmamız sebebi dikiş olmasını istemediğimden dolayı tek parça şeklinde örüp normal şişle dikerek de beremizi yapabilirsiniz. Şimdi çevirdim şişimi bu tarafa. İlmeklerimi çıkarıyorum. İpim biraz kalın, onun için şöyle esneterek örmeye çalışıyorum. Evet, son ilmeğe geldiğimde şu şekilde şişimi tekrar diğer uca çevirdim. Ve buradan kalan ilmekleri almaya devam ediyorum. Karışık gibi görünüyor ama arkadaşlar gerçekten çok basit oluyor ve bu şekilde örülen bere ve boyunluk modellerini ben çok seviyorum. Kullanışlı oluyor. Yani bu şekilde çift taraflı tunus tığı bulunca alın derim, muhakkak bir yerde bir şekilde lazım olacaktır. Örmesi de zevkli ve kolay. Kullanması da bir o kadar güzel. Dikiş olmadığı için özellikle çocuklarda çok rahat oluyor. Kalan zinciri de ilmeklerimi alıyorum. Şimdi kalın sondaki zincirler biraz zorlayacak. Buraları tığ ile alabilirsiniz. Batmakta güçlük çektiğiniz yerlere, ama düz örerseniz hani tek taraflı tığ da böyle bir sıkıntı olmaz sanırım. Ben burada bağladığım için ilmekler biraz sıkılaşmış. Şimdi sonuna kadar geldim. Şişimi tekrar bu tarafa ittirip örgümü kaydırdım diğer yöne ve çevirdim. Buradan ilmekleri çıkarıyorum yine. Tekrar çevirdim. İpimle şöyle son ilmeği de sıkılayıp buraya geçiyorum şimdi. Burada
ters öreceğim arkadaşlar. Lastik kısmı ters örgüden oluşsun istiyorum. Her ilmeği şu şekilde alacağım. İpin altından şişimi geçirdim. İlmeği aldım. Bu şekilde çıkardım. İlmekleri bu şekilde alacağım. Geri çıkarmam yine aynı şekilde. Şişimin diğer ucuyla aynı şekilde devam edeceğim. Döne döne böyle bir 3-4 sıra, 5 sıra ipinizin kalınlığına göre, yapacağınız yaşa göre, lastiği ne kadar yükseklikte olsun isterseniz ona göre, kendi tercihinize göre sıra sayısını belirleyebilirsiniz. Şöyle bir de çıkaralım ilmeklerimizi. Bakın burada otomatikman ikinci sıraya geçtik. İki uçlu tunustuğu bu nedenle seviyorum. Dikişsiz güzel işler çıkarabiliyor. Şimdi ben bu şekilde bir 3-4 sıra yapacağım. İpim kalın biliyorsunuz. Yaptığım yaşta 4-5 yaş, çok böyle kocaman biberi olmayacak. Onun için 4 sıra yeterli olacaktır diye düşünüyorum lastik kısmında. Lastiğini tamamlayalım. Sonrasında devam edelim. Evet, lastik kısmını tamamladım. 6 sıra oldu toplamda. 5 sıra biraz az geldi gözüme, 4-5 sıra yaparım diyordum ama 6 sırada tamamladım arkadaşlar. Şimdi şurası tam bağlantı noktam. Oraya kadar yine ters ördüm. Şimdi burada modele başlıyorum. İpi tığımın üzerine aldım. Sıradaki ilmeği ördüm. 1 2 tane ördüm. Şu şekilde bu iki ilmeği birden artırma yaptığım ilmekten geçiyorum. Tekrar aldım. İpimi tığın üzerine bir ilmek ördüm. 2 ilmek ördüm. İkisini birlikte şu şekilde çıkardım. Bu şekilde ilerleteceğiz modelimizi. Çıkarma, ilmekleri çıkarma işlemimiz aynı şekilde olacak arkadaşlar. Benim gibi iki uçlu tığ ile örüyorsanız yine şişi bu tarafa çekeceğim ve biraz önce yaptığım gibi ilmekleri tek tek çıkarıp geleceğim. Bu şekilde değil de dikişli yapacaksanız, yani normal tunus tığ ile örüyorsanız da yine aynı şekilde, bakın böyle tek tek çıkararak ilmeklerimizi çıkarıp tamamlayacağız. Şurada gördüğünüz gibi. İki ilmek alıp ikisini birden artırma ilmeğimizin arasından geçiyoruz. Bu şekilde örerek istediğim yüksekliğe ulaşana dek devam edeceğim. Yüksekliği yine yapacağınız kişiye ölçerek ayarlayabilir ya da ölçüm tablosundan orada uygun olan ölçüye göre yapabilirsiniz, santim ölçüsüne göre. Tablosu olmayan arkadaşlar yoruma sorarsanız yorumda link olarak bırakabiliriz.
canımanne.com'da bütün örgü çeşitleri için tablomuz, ölçü tablolarımız var, mevcut. Oradan da girip bakabilirsiniz. Bizlere de sorabilirsiniz. Link bırakabiliriz sizler için. Şimdi ben bu şekilde devam ediyorum. İstediğim yüksekliğe ulaşana kadar böyle öreceğim. Şimdi bu ilk sırayı tamamladıktan sonra ikinci sırada tekrar bir devam ederim. Yeni başlayan arkadaşlar için zorluk olmasın diye. Bu sırayı bir tamamlayayım. Şöyle bir sıra dolandım. Sonrasında yine geldim modelin ikinci sırasına. Aynı şekilde 2 ilmek alıyorum. İkisini birlikte buradan geçiriyorum. Bu şekilde devam edip bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, başladığım noktaya kadar geldim. Şöyle göstereyim, bakın şurası. Lastiğim bitip modele başladığım kısım, örgü de aynı oraya kadar geldim. İstediğim yüksekliğe de ulaştı. Şöyle hemen bir ölçelim yine. Bu uzunluk ölçüsünü yapacağınız yaşa göre ve istediğiniz uzunluğa göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda 21,5-22 santim hemen hemen. Arka kısmı daha uzun olsun isterseniz, hani daha böyle salaş bir görüntüde olsun isterseniz birkaç sıra daha yapıp uzatabilirsiniz arzunuza göre. Şu şekilde oldu bakın model kısmı. Şimdi ilmek azaltacağız artık. İlmek alırken yine aynı şekilde örüp devam ediyoruz. Çıkarırken çift çıkaracağım. Buradan sonra istediğim ölçüye geldi. Dediğim gibi şurada artırma yapmamışım. İstediğim uzunluğa ulaştıktan sonra da ilmeklerimi normal alıyorum. Şişten çıkarırkense tek tek çıkarıyorduk ya, her birini bir tane. Şimdi burada tek değil, şöyle iki tane çıkaracağım. Daralmaya, küçülmeye başladı gördüğünüz gibi. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, bir sıra eksiltme işlemi yaptım. Çift çıkararak hep bakın epeyce bir topladı. Şimdi ikinci sıraya geldim. İlmeği aldım. Yine artırdıktan sonra yandaki ikinci ilmeği alıyorum ve tek ilmekmiş gibi örüp bu şekilde devam ediyorum burada da.
Yine 2 ilmeği bir taneye düşürmüş oluyoruz bu şekilde. Direkt büzdürerek de kapatabiliriz arkadaşlar. Biraz önceki sırayı tamamladıktan sonra bir ip geçip ilmekler arasından direkt büzdürebiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Berenin uzunluğunu eğer uzun örüp daha salaş olsun derseniz ilk sırayı kesip direkt büzdürün. Daha böyle salaş durmasında katkısı olacaktır. Çıkarırken yine tek çıkarıyorum 2 ilmeği birden. Bu şekilde hem ilmeği toplarken hem çıkarırken azaltmış oluyoruz. Daha çabuk keseceğiz. Dolayısıyla daha çabuk sonuca varacağız. Şurada tek almışım sanırım. Hemen düzeltelim. Sona yaklaştıkça birazcık zorlaşıyor tabii. Bu şekilde şu kısmı da kapatacağım. Şimdi çok az kaldı.
Evet, şu şekilde bıraktım arkadaşlar. Çünkü tamamen ucu ucuna sıfır kapatalım diye uğraştığımda, kapatayım diye uğraştığımda burası böyle çok sivri, değişik bir şekilde durdu. Onun için şimdi şurada keseceğim her iki ipimi de. Ve burada sabitleyeceğim. Kalanı da şöyle ipimizi ilmekler arasından geçirip alta çekerek iç kısmını bitirebiliriz. Çevirdiğimizde şu şekilde oldu. Böremizi tamamladık. Dilerseniz tepesine böyle ipten pompon ya da peluş pompon ya da buna benzer aksesuarlar koyarak da kullanabilirsiniz. Model daha çok erkekler için uygun bir model bence. Şöyle göstereyim ama uygun renkler kullanıldığında tabii ki bayanlar için ya da kız çocuklar için de kullanılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde iplerin de iç kısmına çekeyim, keselim ve videomuzu kapatalım. İstediğiniz yaşa uygun olarak beden tablosunu baş çevresi ölçüm tablosunu kullanarak yapabilirsiniz. Tablonuz yoksa yorumlara yazarsanız size dönüş sağlanacaktır muhakkak. Bu şekilde beremizi tamamlamış olduk. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın diyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, beremiz hazır. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.